Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iki tane hikaye seslendireceğim. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. Merhaba Hikaye Saati. Kanalınızı her gün severek dinliyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Öncelikle kendimi tanıtayım. Adım Vedat. 18 yaşındayım. Yengemin başına gelen olayı anlatmak istiyorum. Amcam ve yengem birbirlerini çok severlerdi. Yengemin ailesi bu evliliği istemediği için kaçarak evlendiler. Yengem daha eve gelin gelmeden babamla amcamın arasını bozdu. Hatta öyle ki Bizim ve dedemlerin evinin ortasına duvar bile ördüler. Babam amcamın düğününe gitmedi bile. Aklı başında dağ gibi olan amcam, kılıbık, eşinin sözünden çıkmayan biri olmuştu. Yengem her Allah'ın günü en büyük olan Çiğdem yengemin evine giderdi. İki eltinin arasından su sızmazdı. Dışarıdan biri baksa, siz kardeş misiniz derdi. O derece. Yengem dediğim gibi hiç evinde durmazdı. Hamileliği boyunca da her gün Çiğdem yengemin evine gitti her zaman aile içi sorunları yaratır. Hani böyle filmlerde olur ya kötü bir karakter. Aynen öyle biriydi. Ramazan bayramının üçüncü günü tüm akraba kadınları toplanıp mezarlığa Kur'an okumaya gittiler. Oradan da Çiğdem yengemin evine geçtiler. İçlerinden biri yan odaya geçip namaz kılmaya başladı. Ne olduysa küçük yengem de arkasından gidip baktı. Kadın namaz kılarken yengem sinirlendi. Öyle oldu ki yüzü kıpkırmızı oldu. Bu olayı nineme anlattı. Biri namaz kılınca dayanamıyorum. Sinirlerim zıplıyor. Besmele bile çekemiyorum dedi. Ninem de pek üstelemedi. Bir şey olmaz deyip geçiştirdi. Aradan günler geçti. Yengem gitgide asosyal biri oldu. Ama yine de her gün Çiğdem yengemin evine giderdi. Çiğdem yengemin çok yakın tuhaf bir komşusu vardı. Adı da Kıyafet. Kıyafet teyze durup dururken gülerdi, ağlardı. Hatta bir keresinde küçük oğlu bana Annem ağağa gidip inek sağarken hep ağlar. Neden diye sorarım, cevap vermez demişti. Neyse konumuza dönelim. Çiğdem yengem ve küçük yengem kıyafet teyzenin yanına arada bir gidip sohbet ederlerdi. Bir gün kıyafet teyzenin yeğeni kanserden aniden öldü. Çocuk benim arkadaşımın abisiydi. Kötü bir olaydı. Çiğdem yengem ve küçük yengem de onların evindeydi. Selah okunuyordu işte. Olay da burada başlıyor. Kıyafet teyzeyle acaba kim öldü ki diye aralarında konuşuyorlardı. Sela bittikten sonra İmam Efendi Behçet vefat etmiştir diye anons etti. Sonra Kıyafet teyze o anın şokuyla birden bayıldı. Çiğdem yengem ve küçük yengem onu ayıltırken ardından küçük yengem bayıldı. Onu da ayıltmaya çalıştılar. Neyse üç saat sonra küçük yengem evine geri dönecekti. Tam evin bahçesinde çamurlu suyun içine bir daha bayıldı. Ninemler kolundan tutup kaldırdılar. Yengemin çenesi kulağına kadar gelmişti. Kadına bildiğiniz felçlik gelmişti ya da çarpılmıştı. Hastaneye götürdüler, doktorlar bir şeyin olmadığını söyledi. Ama kadının halini görseniz kekeliyor, yüzü gözü felç, çok korkmuştu. Aradan 2-3 gün geçti, felçliği geçmişti. Bu sefer yengem kendi kendine konuşmaya başladı. Ellerini sürekli bir o yana bir bu yana sallamaya başlıyordu. Elleri hiç durmuyordu. Kadın delirmişti sanki. Kimseyi hatırlamaz oldu. Çocuklarını bile. Boşluğa bakıp tek dediği bana küfür etmeyin. Yemek yemiyor uyumuyordu. Size yemin edebilirim dört gün ne yemek yedi ne de su içti. Sadece uyudu. Annesi ve babasını da getirdik yanına. Tüm aile toplanmış yengemi izliyorduk. Acaba ne oldu buna diye bakıyorduk. Dedem, ninem ve amcam bir araba tutup yengemi ilmi büyük bir hocaya götürdüler. Daha menzilin içine girmeden yengem ağlamaya başlamış. Küçük çocuk gibi. Bu arada elleri sürekli oynuyormuş. Neyse hocanın yanına gitmişler. Hoca okumuş. Hatta yengem oracıkta uykuya dalmış. İçine huzur doğmuş. Gerekli işlemleri yapmışlar. Ninem bize orasını pek anlatmadı. Biz korkmayalım istiyordu. Ama ben işin aslını öğrendim. Hoca şöyle demiş. Kıyafet teyze önceden musallatlıymış. Onunla yaşayan cinleri varmış. Yaşlandığı için cinleri ondan çıkıp hemen yengemin beynine vurmuşlar. Ondan dolayı kadın şuurunu kaybetmiş. Kısacası bedenden bedene geçmişler. Yengemin imanı zayıf olduğu için daha çabuk bedenini ele geçirmişler. Amcam hocayı eve getirdi. Aralıksız iki gün Kur'an-ı Kerim okudu hoca. Bir yandan da yengem küfür ediyorlar, babamı öldürüyorlar gibi şeyler sayıklamış. Hoca sana küfür edenlerin isimlerini ver bana demiş. Yengem tabi söylememiş. Şekilden şekle girip tehdit etmişler kadını. Hoca ve amcam baya uğraştıktan sonra dokuz kişinin ismini vermiş yengem. İsim dediğimde yengem benim ve diğer amcalarımın çocuklarının isimlerini vermiş. Bunlar bana küfür ediyorlar demiş. Bizim kılığımıza bürünüp yapıyormuş cinler bunu. Hoca bunları not alıp işlem yapmış. Kadın birkaç gün sonra kendine gelmeye başladı. Çocuklarını yavaş yavaş tanımaya başladı. Bize de öyle olayları pek anlatmak istemiyordu. Ama bana şunu söyledi. Siz benim hakkımda ne dediyseniz cinler gelip bana yetiştiriyordu. Şu senin hakkında şunu dedi, bu bunu dedi diye. Hatta dedemlerin bahçesinde altın bile olduğunu söylemişler. Cinlerden bir tanesi çocuklarını kocanı bırak. Bizim aleme gel, evlenelim demiş. Yengem hayır demiş, istememiş. Çocuklarını, kocasını bırakmamış. Aradan zaman geçti. Yengem melek gibi oldu. Namaza, Kur'an'a başladı. O sinirli, agresif, kurnaz gelin gitti. Yerine iyi biri geldi. yüce Allah biz insanları bu şerlilerin eline bırakmasın inşallah. Benim bildiklerim, gördüklerim bu kadar. Yengemin bizden sakladığı daha çok şey var ama anlatamadı. Sır gibi saklar. Hikayem bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla. Birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. Ablam selamun aleyküm. Başımızda bir dert var. Onu anlatmak istiyorum. Hala da devam ediyor. Bundan kurtulabilmiş değiliz. Rabbim inşallah kurtulmayı bize de nasip eder. Bu durumu ailecek yaşıyoruz. Her şey abimin define merakı yüzünden başladı. Abim her zaman çok zengin olmak isteyen, bu hayata fakirliğimize isyan eden biriydi. Bizim ailede onun dışında kimse bu konuyu çok fazla takmazdı. Ama abim öyle değildi. Neden benim telefonum bu kadar iyi değil? Neden benim cebimde para yok diye hep söylenirdi. Etrafında zengin arkadaşları vardı. Üniversite ortamı öyleydi. Abim öyle değildi. Bu yüzden her şeye, herkese karşı isyan ediyordu. Bir müddet sonra abim zengin olmanın yolunu bulduğunu söyledi. Biz de meraklandık. Acaba iş mi kuracak ya da bir yerde işe mi girecek diye. Yok dedi. Öyle zengin olunmaz. Siz izleyin ve görün. Artık okula otobüsle değil, son model arabamla gideceğim dedi. Biz de şaşırdık ve beklemeye başladık. Acaba abimin planı ne diye. Çok geçmeden planının ne olduğunu ben anladım. Abim gece gündüz internetten define ile ilgili videolar izliyordu. Define sembolleri nedir, ne anlamlara gelir? Define yapacak kişi hangi ekipmanlara sahip olmalıdır gibi şeyler araştırıyordu. Odasına ne zaman girsem define ile ilgili bir video açık olurdu. Oradaki adamlar kazar, eder, abim de onları heyecanla izlerdi. Ne hikmetse izlediği her videoda da mutlaka bir altın bulunurdu. Abim de bunları görüp hevesleniyordu. Ben de diyordum ki o videoların çoğu kurgudur. Önceden oraya saklamışlardır ve şimdi bulmuş gibi yapıyorlardır. Hayır derdi. İnanmazdı bana. Ne izlediyse ona inanırdı sadece. Kendisiyle aynı IQ'ya sahip arkadaşları vardı abimin. Onlarla birlikte define aramaya başladılar. İnternetten birini bulmuşlar. Bu kişi elinde bir define haritası olduğunu söylemiş. Abimler de inanmışlar. Abimlerden yüklü miktarda bir para istemiş. Tabii abimlerde sorgulama duygusu diye bir şey yok. Madem elinde böyle bir harita var, sen neden gidip çıkarmıyorsun da bizden para istiyorsun demek akıllarına gelmemiş. İşte diyorum ya, bunlar hep aynı IQ'daki insanlar. Abim ve arkadaşları bir güzel dolandırılmışlar. Zaten elinde avucunda azıcık bir parası vardı, onu da dolandırıcıya kaptırmış. Açıkçası hiç üzülmedim. İstedim ki dersini alsın, bu saçma sapan işleri bıraksın. Okumuş etmiş insan neticede üniversiteye gidiyorsun sen. Bu cahillik nedir? Yok ama abim akıllanmadı. Bu işlerle uğraşan birini bulmuşlar internetten yine. Abi dedim bak yapma. Kesin yine kandırılacaksınız. Dur kızım dedi bu öyle bir şey değil. Bak sen benim işime karışma. Sen bu işlerden anlamazsın. Bu seferki çok sağlam biri. Hem elindeki haritaya ulaşabilirsek çıkaracağımız altının haddi hesabı olmaz. Sadece biz değil, sülalemiz kurtulur dedi. Abim bir gece çıktı evden. O internette görüştükleri kişiyle buluşmuşlar ve birlikte haritanın gösterdiği yere gitmişler. Harita o internette buldukları çocuğa ait. Çocuk tek başına oralara gitmeye cesaret edememiş. Neden? Çünkü oranın cinli olduğu söyleniyormuş kimse sahipli diye oraya yaklaşamıyormuş. Benim abim ve arkadaşları elbette yaklaşırlar. Çünkü onlar her konuda cahil oldukları gibi cinler konusunda da cahiller. Musallata uğramak nedir, cinler nasıl intikam alır haberleri bile yok. Gece çıktı gitti abim. Sabaha kadar onun için dua ettim. Başına bir şey gelmesin diye. Sabaha karşı dört buçuk beş gibiydi. Zilimiz çaldı. O saatte daha önce bize hiç gelen olmamıştı. Apar topar kalktık. Bir baktım abim ve yanında iki arkadaşı. Ama abimi bir görseniz ağzı yüzü birbirine kaymış. Kulakları bile büyümüş, bir garip olmuş yüzü. Abim çarpılmış. Ayaklarından tutup içeri soktular. Güç bela koltuğa yatırdık. Abim konuşamıyordu bile. Yüzünün rengi değişmiş. Sanki abim değil de başkası gelmiş eve. Annem ağlamaya başladı. Babam çok sinirlenmişti. O halde abime de kızamayacağı için arkadaşlarına kızmaya başladı. Ne hatlar yediniz siz dedi. İkisini de sorguya çekti. Onların da dili tutulmuş gibiydi. Ben meseleyi az çok anlamıştım. Define de oldu değil mi bunlar dedim. Evet der gibi kafalarını salladılar. Babam bana baktı. Ne definesi bu nereden çıktı şimdi? Senin haberin var mıydı dedi. Vardı baba onlara engel olmak istedim. Ama olamadım beni dinlemediler dedim. Babam hem bunun için hem de haberinin olmadığı için iki kat sinirlenmişti. Her ailede olduğu gibi bizim ailemizde de en son babam duyardı. Annem ağlamaktan tek kelime edememişti. Babam abimi sırtladığı gibi camiye götürdü. Cami hocasına gösterecekti. Namazdan sonra göstermiş hocaya. Hoca da biraz dua okumuş ama abimde hiçbir gelişme olmamış. Alıp geri getirdi eve. Durumu aynıydı. Biz başladık hoca aramaya. İnternettekilere güven olmuyor tabi. Sorup soruşturduk. Bütün akrabaları aradık neredeyse. En sonunda bir hoca bulduk. Fakat bizim olduğumuz şehirde değildi. Bize göre çok da uzak bir yerdeydi. Fakat babam bunu umursamadı. Neresi olursa olsun gidelim. Bu çocuk yoksa böyle kalacak dedi. Atladık arabaya ve hocanın olduğu yere gittik. Ama boşuna gitmişiz. Yolda başımıza gelenlerde cabası. Kaç kere kaza tehlikesi atlattık sayamadım artık. Yoldan çıktığımız oldu. Bir arsaya girmiştik. Babam hiç o kadar kötü araba kullanmazdı. Bilmiyorum belki cinler yaptırdı. Belki de paniğinden öyle sürdü. Ama biz kaç kez ölümden döndük o yolda. Gittiğimizde hoca abime beş dakika bile bakmamıştır. Ben bunu halledemem dedi. Daha iyi bir hocaya götürün dedi. Babam da sinirlendi tabii. O zaman telefonda baksaydın bizi niye buraya kadar yordun dedi. Adam da babama sinirlendi. Onun da bence çok büyük bir etkisi var. Çünkü o da gerçek bir hocaydı. Ama abime yetecek gücü yoktu. Adam babamı tehdit eder gibi konuştu. Bana bak dedi. Ben sinirlenirsem cinlerim de sinirlenir. Şimdi oğlunu da al defol buradan. Resmen bizi evden kovdu adam. O kadar yolu geri döndük. O günden sonra hepimizin hayatı kabusa döndü. Bence o hocadan kaynaklı diye düşünüyorum. Çünkü adam bize açıkça söyledi, ben sinirlenirsem cinlerim de sinirlenir diye. Bizi onları musallat etti. Abim zaten musallatlıydı, derken bizim aile mahvoldu. Hepimiz ayrı ayrı şeyler yaşıyoruz. Banyoya girdiğimde aynayı paramparça buldum örneğin. Kimsenin haberi yoktu. Bazen kapı çalar gibi olurdu. Kalkıp baktığımda hiç kimseyi göremezdim. Annemlere sorardım, siz duydunuz mu kapı çaldı diye. Duymadık derlerdi. Şimdi olur olmadık yerlerde fısıltılar duyuyorum. Ama böyle ne dediklerini de anlayamıyorum. Sadece aradan birkaç kelime seçebiliyorum. Gel, git, otur, kalk gibi. Beni yönlendirmeye çalışıyor bu sesler. Bazen hemen dua okuyorum, bazense o sesin dediklerini yapıyorum. Engel olamıyorum. Bir sabah fısıltılarla uyanmıştım yine. Bu fısıltı abimin odasına girmem gerektiğini söylüyordu. Saat üç civarıydı. Ben de abimin odasına girdim. ''Uyuyordu abim.'' Sonra aynı ses abimin üzerine açmamı söyledi. Üzerindeki battaniyeyi kaldırdım. Abimin yüzüne baktım dikkatlice. O anda da abim uyandı. Beni gördüğünde neredeyse kalbi duracaktı. Karanlıkta birdenbire görünce şoka girdi. Tabii o bağırınca ben de korktum. İkimiz de birbirimize kafayı yedirtecektik. ''Annem deseniz çok değişti, çok garip bir hale geldi.'' ''İçine kapandı, bizimle de pek konuşmuyor.'' Eskiden namaz kılardı annem. Şimdi namaz da kılamıyor. Ne zaman seccadenin üstüne otursa ona acı verdiklerini söylüyor. Böyle alttan gelen bir ateş hissediyormuş. Bacaklarını yakıyormuş bu ateş. Seccadenin üzerine asla oturamadı annem. Ben ilk önce anneme inanmamıştım. Hani psikolojiktir diye düşünmüştüm. Ya da cinler öyle olmamasına rağmen öyle hissettiriyordur diye düşünmüştüm. Ama annemin bacaklarındaki yanık izlerini görünce neye uğradığımı şaşırdım. Gerçekten bunu yaşıyordu annem. Babamın garip garip tikleri başladı. Gözünü, kaşını sürekli garip garip oynatır. Eskiden yoktu böyle bir şey. İşte bu olaylardan sonra oldu. Babamı gören herkes bir gariplik olduğunu fark ediyor. Bir de garip bir huyu daha oluştu. Koltuğa oturduğu zaman üç kere oturuyor. Yani oturuyor, kalkıyor, oturuyor, kalkıyor. Bunu üç kez yapıyor, en sonunda oturuyor. Bunu neden yaptığını soruyoruz, kendisi de bilmiyor. Sadece içinden böyle yapması gerektiğini hissediyormuş. Ancak öyle yapınca rahatlıyor. İşte insanda birdenbire tik oluşabilir mi? Bunca zaman böyle bir şey yaşamamış. Nasıl bir anda böyle huylar edinebilir? Maddi olarak beter durumdayız. Abimin bizi beğenmediği zamanlar yine iyiymişiz diyorum. Şimdi ondan da kötüyüz. O günlerimizi arıyoruz. İyi kötü babamın işi vardı, gidip gelirdi. Çarkı bir şekilde döndürürdük. Şimdi babamın işi de yok. Annem apartmanın merdivenlerini temizliyor. Haftalık aldığı o 2-3 kuruşla geçinmeye çalışıyoruz. Bir hoca bulsak diyorum, uçuk rakamlar istiyorlar. Bence onlar gerçek hoca da değiller zaten. Şöyle Rabbim karşımıza ücretsiz bize yardım edecek birini çıkarsa da biz de bu dertlerden kurtulsak. Ha bu arada bazı hocalar da namaz şartı koyuyor. Namaza başlama şartı istiyor ama biz onu yerine getiremiyoruz. Çünkü annemin durumu size belirttiğim gibi Dizleri hep yanık içinde kalıyor. Rabbim inşallah bizleri de bu sıkıntıdan kurtarır. Kendinize iyi bakın. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek, hoşça kalın.